Mecbur kaldım. Çünkü Dokuz Köy'den kovulunca, en son da Sözcü Gazetesi'nden kovulunca dedim ki ya herhalde artık benim kendi kanatlarımla uçmamın zamanı geldi. Türkiye'deki medya ortamı gazetecilik faaliyetinin ne olduğunu hem topluma hem de gazetecilere unutturmuş bir medya ortamı. Radikal savrulmalar var medyada. Ya majestelerinin ya genel merkezlerin gazetecisi olmak zorundasın. Bu ikisinin arasında benim medyaya girdiğimde öğrendiğim bir gazetecilik faaliyeti vardı. Objektif, bağımsız, bir medya faaliyetiydi bu. Bunu gerçekleştirmenin tek yolunun kendi kanatlarımla uçmak olduğunu gördüm. E bir de tabii çok şanslıyız. Bir devrimin içinden geçiyoruz. Yani 10 sene erken de olmuş olsam dijital medya opsiyonunu kaçırmış olacaktım. Böyle bir fırsatım olmayacaktı ve belki de erken emekli olacaktım gazetecilikten. Ama şanslıyım ki bu dijital ortam bize çok farklı seçenekler sunuyor. Ben de şansımı denemeye karar verdim. Bir kullanıcı olarak uzun zamandır dijital medyanın içinde vardım. Aboneliklerim var, takip ettiğim isimler var. Çok uzunca bir zamandır Twitter'da, Instagram'da gazetecileri takip ediyorum. Bakıyorum yani o ekosistemi tanımaya çalışıyordum zaten. En nihayetinde de kendi korkularımı, endişelerimi yenip hadi kızım dedim bir de sen dene bakalım. Ve Mart ayında pandemiyle birlikte hazır evdeyken kendime bir kamera olarak başladım. Çok çok e, önemi var pandeminin tabii ki şu anlamda çok önemi var bizi eve kitleyen bir süreç oldu. gazetecilik asıl olarak. Sokaklarda yapılan bir iştir. Ve o salgınla beraber hepimiz evlere kilitlendik aslına bakarsan. Ve o ciddi bir boş alan yarattı hepimizi. Hem zaman açısından hem enerji açısından. Ben de dedim ki ya neden bu işleri bir denemiyorum? Neden öğrenmiyorum? Birkaç ay önce aslında böyle bir takım girişimlerde bulunmuştum. Fakat bir buluşmalar olamamıştı. Mesela şimdi Hakan var meşhur biliyorsunuz. Herkesin çok merak ettiği Hakan. Hakan'ı daha önce bir kere aramıştım falan. Buluşamamıştık. Nasıl olduysa pandemi döneminde biz Hakan'la bir araya gelebildik. Her şeyin bir doğru zamanı var demek ki. Hakan önce bana teknik ekipmanları anlattı. Nasıl çalışabileceğimi, ne yapabileceğimi gösterdi. Sonra malzemeleri sipariş ettim. Pat geldi bir hafta içinde. Dedim ki ya buradan, bir yer, bir yerden başlamak lazım. Yani düşe kalka bu işe başlamak lazım. Televizyoncu olmanın getirdiği avantajlar var tabii. Sonuç olarak ben o dünyaya çok aşina bir gazeteciyim. Yani yazılı basından YouTube'a geçmediğim için televizyondan YouTube'a geçtiğim için çok daha rahat ettim. Hemen hızla kamera kullanmayı öğrendim. Mikrofon. Arada tabii çok korkunç krizlerde de olmadı değil yani videoyu çekip eve gelip aktardığımda sesin olmadığını görmem gibi ee, tekrar çekip tekrar geldiğimde yine sesin olmadığını görmem. Sonra bir daha çekip bir daha geldiğimde yine sesin olmadığını görmem gibi günlerimiz oldu. Yani aynı gün içinde üç kere çekip üçünde de sesi kaydetmemeyi başarım. Ama dördüncü de, ve Hakan o sırada öbür tarafta Özlem Hanım bugün zorlamasa hayır hayır bunu bunu yapacağız Hakan falan diye öğrendim. Böylece de dijital medyaya başlamış oldum. Ya mikrofonları şarj etmeyi unutuyorum ya o kamerayla mikrofon arasında bir bölge var elimle tutarken o bir temassızlık oluyor. Yani mutlaka bir kazaya kurban gidiyordum ilk e, aylarda. Annem çok üzülüyordu. <laughs> Evladım bugün de çekmeyi <laughs> Anne diyorum olmaz. Burada bir istikrar sağlamamız lazım falan. Peki sen bilirsin. Kaç kişi izlemiş? Bin kişi. Tamam. Çok güzel. Allah bereket versin falan. Annem böyle <laughs> bir çok tatlı. Birçok şeyi biliyorum artık yani. Ekipman kullanmayı biliyorum. Bir akış yaratmayı biliyorum. Yani böyle düşe kalka gidiyoruz. Büşra'cığım ben 50 yaşında emekli olmayı beklerken emekçi oldum. <laughs> Öyle anlatayım sana. Yani daha daha Türkçesi nasıl anlatılabilirdi? Ben medyaya başladığımda plazalar vardı. Şimdi hatta geçenlerde e, onlardan birinin önünden geçtim ve dedim ki vay be ama havamız vardı bizim böyle helikopterle medya patronları o binaların tepelerine inerlerdi. Öyle medya patronları vardı. O plazaların içinde bir haber merkezleri vardı. Yani bir işi üç kişi yapardı. Hani kamerasını ayrı, işte ses bu ses mikrofonla ayrı kişi tutar ışığı ayrı kişi ayarlar senin mikrofonunu yakana birisi takar falan vay ne havalı yani biz ne, ne ortamlarda bulunmuşuz diye düşündüm şimdi gazetecilik şu vicdanlı bir yürek rasyonel bir analitik bakış açısı, cesaret, bir tane de kamera ve internet. Bunları bulduğun her yerde gazetecilik yapabilirsin artık. Ne o plazalara, ne o helikopter pistlerine, ne o bir kamerayı sana kuracak olan beş tane çalışma arkadaşına ihtiyacımız kalmadı. Bu tabii medyanın aynı anda hem büyük bir krizi hem de büyük bir bayramı. Nasıl bir bayramı? Birçok seçenek sunuyor artık ve fırsatlar sunuyor nitelikli gazeteciler için. Ama bir yandan da sektörde bir işsizlik yaratıyor. Çünkü artık bir kişi beş işi yapabiliyor. Ben mesela şu anda tam bir Cevat Kelle'yim. Sen Cevat Kelle'yi bilir misin? Levent Kırca'nın bu skeçlerinde vardı. Her tarafından işte bir yerinden kamera çıkar da öbür tarafından mikrofon sopası çıkar. Boynunda işte kablolar vardır. Aynı anda yerleri de siler falan. Tam o olduk biz gazeteciler. Ama bu büyük bir özgürlük getiriyor. Ben şu anda zaten bütün akışımı kendim yapıyorum. Metinlerimi kendim yazıyorum. Videolarımı kendim seçiyorum. Konuca konuşacağım konuların editörlüğünü kendim yapıyorum. Kamerayla görüntülerimi videomu kendim kaydediyorum. Onunla onları aktarıyorum. Onları internet üzerinden Hakan'a gönderiyorum. Hakan editini yapıyor, montajı bana geri gönderiyor. Üzerinde konuşuyoruz. Ondan sonra da YouTube'a koyduktan sonraki süreci de yine ben yönetiyorum. Dolayısıyla ben tek başına dev kadro oldum. Yani e, mecbursun öğrenmeye. Öğrenmediğin durumda gazetecilik yapamazsın. Yeni dünya böyle. Biz meğer ne kadar özlemişiz patronsuz medyayı Büşra. Şu çerçevede zorlayan tarafları var tabii. Demin sana anlattığım gibi birileri başka işleri yapıyordu ve e, yayıncılar, gazeteciler, ekran yüzleri daha az yoruluyordu. Ona şüphe yok. Mak gözüm vardı, kuaförüm vardı, bilmem ne falan yani bir ulaştırma diye bir insanlar vardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Böyle bir medya yapılanması yok. Bu bazı işlerde daha fazla tek başına gayret göstermeni getiriyor kaçınılmaz olarak ve bu biraz daha yorulman demek. Yani bir işi üretirken çok daha fazla çalışman demek. Ama öte yandan büyük bir motivasyon çünkü patronsuz medya ya da doğrudan senin izleyicinin senin patronun olabildiği medya yani senin gazeteciliğini desteklemeye gönüllü olarak katılan insanların seni desteklediği bir model. Bu çok özlediğimiz bir şeymiş. Çünkü şimdi düşünüyorum da o yıllarda özellikle bu son yıllarda bizim en çok enerjimizi tüketen birlikte çalıştığımız yöneticilerimize bir haberi yapmakla ilgili ikna etme süreçleri yapalım abi bir şey olmaz korkmayalım hadi falan. Şimdi o enerjimizi kendi işimizi yapmak için kullanıyoruz. Onun için tabii ki bir şeyleri yeniden öğrenmek zorlayıcı ama aynı zamanda da heyecan verici. Eğer yeniliğe açıksanız da zihninizi açık tutabiliyorsanız ve işinize tutkuyla bağlıysanız, inadınız varsa o kadar da zor gelmiyor insan. Ee, tabii ki bir maaş karşılığı oradayım ama yani her sene yenilenen bir ilişki öyle söyleyeyim. Orada bir YouTube'un olması yani kendime ait bir alanın devam ediyor olması burada da aslında sizin özgüveninizi yükselten bir şey. Halk TV'de etkilemiyor. Başka bir kanalda çalışıyor olsaydım ve aynı anda YouTube kanalı yapıyor olsaydım büyük ihtimalle etkilerdi. Yani mesela CNN Türk'te çalışsaydım ya veya NTV'de çalışsaydım. Yani iktidarla ilişkilerinin daha grift olduğunu bildiğimiz medya yapılanmaların içinde çalışıyor olsaydım. Çok büyük ihtimalle YouTube kanalımda söylediklerim Oradaki işimi etkilerdi. Halk TV'de henüz öyle bir şey yok. Hatta kendi YouTube kanalımda Halk TV'nin bazı kararlarını rahatlıkla ve özgürce eleştirebiliyorum. Orada öyle bir sıkıntı yaşamıyorum ama şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. YouTube kanalımı kurmadan önce CNN Türk'te, diğer kanallarda konuk olarak stüdyoya davet edilebiliyordum, yorumcu olarak ya da sorularımı sormak üzere gazeteci olarak o programlarda yer alabiliyordum. Ama YouTube kanalımı kurup orada özgürce yayıncılık yapmaya başladığım noktadan itibaren kapılar bana kapandı. Artık çağırmıyorlar. <laughs> <laughs> Birkaç beklentiyle ve hayalle bu işe girdim. Birincisi bir kere mesleğin içinde kalmak. Çünkü bütün kapılar size kapandığında, bütün alanlar kısıtlandığında, gazetecilik yapacağınız bir yer kalmadığında otomatik olarak da mesleksiz yaşıyorsunuz. Bunu göze alamadım yani. Ben çünkü henüz 50 yaşındayım. Ee, çok genç değilim ama yaşlı da sayılmam gazeteciliği bırakmak için. Dolayısıyla mesleğin içinde kalmak benim için önemliydi. Birincisi bu. Bunun da bir yolu kendi internet mecranda kendi varlığını sürdürebilmem. İkincisi bizim mesleğimizde yeni kuşaklarla ilişki ve iletişim kuramıyorsan eğer, yeni dünyayı olmakta olanı anlamakta geri kalıyorsa gene mesleğin dışına itilirsin. Z kuşağı denilen bugün herkesin heyecanla beklediği, Türkiye'yi kurtaracağını siyasetçilerin ve toplumun umduğu bir kuşak var ya. Gerçi ben o kadar da Türkiye'yi kurtaracaklarını düşünmüyorum ama önce kendilerini kurtarsalar o bile kardır diye bakıyorum. Bu kuşakla iletişim kurmak istedim. Çünkü biliyorum ki artık o kuşak, biri benim oğlum 17,5 yaşında, 18 yaşına gelmek üzere. Hayatında hiç televizyon seyretmedi. Benim programlarım dahil olmadı. Üzere. Şimdi ben YouTube'a gelince arada bir YouTube videolarımı izlemeye başladı. Bak iyi oldu ben de seni izliyorum filan diyor. Şimdi o kuşak sadece internet ekosistemindeki gazetecilik modellerini takip ediyor. O da yani hepsine de değil. O kuşakla tanışmak için ikinci olarak bunu kurdum. Bir gazeteci nasıl yaşar biraz bunu göstermek istiyorum. Bir kadın gazeteci nasıl yaşar? Gazeteci dünyayı anlamaya çalışan ve kamuya da bunu aktarmaya çalışan kişi. Yaşamdan kopuk bir şey değil gazetecilik. Üçüncüsü de anlatmak istediğim iyi hikayeler var Türkiye'ye dair. Biz hep böyle bir tırnak içinde muhalif medya gibi algılanıyoruz ya. Hoş ben o lafa da fena halde sinir oluyorum. Muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Kendi gazetecilerine yalaka denilmesin diye bizim adımızı muhalif koydular. Gazetecilik tektir, yeganedir. O da kimseden korkmadan, ürkmeden kamu adına sorunu sorduğum bir faaliyettir. Bunu iyi yapan var, kötü yapan var. Yapmaktan imtina eden, korkan var yani hiç yapmayan var. Onun için gazeteci, iyi gazetecisi her yerde iyi gazeteci. Ben öyle inanıyorum. Sürekli böyle bir muhalefet hikayeleri. Ay battık ölüyoruz, Türkiye şu halde. Bak bütün bu sapıklar bunları yaptı. Bir takım anneler yine bugün çocuklarını kaybettiler kapının önünden haberlerinin dışında Türkiye'nin üreten, Türkiye'nin vazgeçmeyen, Türkiye'nin yılmayan, direnen, iyimser gücünün hikayelerini anlatmak istiyorum. Bir vadede YouTube kanalımda yapmak istediğim şey bu. O günlerde gelecek inşallah. Vallahi hiç fena değil galiba. Tabii ki beni bütün mesleki hayatım boyunca takip etmiş olan, karşılıklı çok seviştiğimiz, birbirimizi çok sevdiğimiz bir grup var. Onlar benim ta bu kadarlık halimi biliyorlar. Yani ATV'deki haber muhabirliği halimi. İlginç bir şekilde YouTube'da beni orada da bırakmadılar. Hatta sırf bu nedenle telefonla YouTube kuran, YouTube nasıl izlenir onu öğrenen falan böyle. 60 plus, 60 yaş üzeri. Kendisi eski kuşak, kafası yeni kuşak takipçilerim var. Onlara bayılıyorum. Çünkü bana sorarsan gençlik bir hal. Yani nüfus cüzdanıyla ilgili bir şey değil gençlik. Yaşlılık da öyle. Ben ne genç insanlar tanıdım ne kadar geri kafalı maalesef. O yüzden gençlik her sabah yeniden seçtiğin bir hal. Yani ben yeniliğe açık olacağım, bugün yeni bir şey öğreneceğim. O bir karar yani geç kalmak ve tamamen kafayla ilgili bir şey. Ama iletişim kurmak istediğim Z kuşağıyla da iletişim kurdum galiba. Çünkü şakalaşmalar oluyor. Twitter üzerinde görüyorum etkilerini. Youtube'da yorumlar yazıyorlar. Sonra ekşi sözlük sayfama bakıyorum. Elbette ki benden nefret eden, benden iğrenen insanlar kadar bayılanlar da var. Yani ama demek ki aramızda bir sevgi nefret ekseninde bir bağ kurulmuş ve bugün Güzel, buradan yürürüz diye düşünüyorum yani. Bir de şuradan bir e, bir şey anlatayım. Oğlumun sınıf arkadaşları, oğluma benim videolarımı atıyorlar. O, o daha da güzel. <laughs> Uzay, bunu seyrettin mi falan diye. O şahane güzel bir şey oldu ya. Yani. <laughs> Şimdi o bambaşka bir iş oldu. Ee, ya işte ben sana diyorum ya böyle bir karar verdiğin zaman ve bir yola çıktığın zaman ben ona çok inanıyorum. Evren sana kapılarını açmaya başlıyor. Sen bir işe hadi bakalım filan diye bir cesaret gösterip girdiğin zaman benim Kaan diye çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım var. Kendisi aslında avukatlara, stajyer avukatlara online yani çevrim içi internet üzerinden eğitim paketleri yayınlayan biri. Fakat bu işi yaparken yaparken bu yayıncılık işine fena halde kaptırdı ve kendine bir takım ekipmanlar aldı ve hep Özlem alalım, canlı yayın yapalım özle canlı yayın yapalım falan diye bir fikirleri vardı. kanla Hakan'ı tanıştırdım. Bir gün benim evde buluştuk dedik ki, hadi bu bana baştan anlat formatını daha önce TV2'de yaptığım canlı olarak deneyelim. Kanın e, heyecanı şuydu. Kan şöyle bir şey keşfetti. Yaptığımız her canlı yayını bütün sosyal medya hesaplarımızdan aynı anda canlı olarak yayınlayabiliyor Kan. Yani ben YouTube üzerinde bir canlı yayın açtığım zaman aynı anda Twitter'da, Instagram'da, Periskop'ta ve Facebook'ta canlı yayında olabiliyorum. Ve bu da tabii büyük bir etkileşim ötüyor. Bunun bize teknik altyapısını öğretti Kaan. Kendi bulduğu bir yöntemmiş. Bir gün Hakan, Kaan, ben üçümüz evde bir araya geldik ee, ve ilk yayını da Oğuzhan Uğur'la o şekilde gerçekleştirdik. Sonra şimdi uzaktan kumanda bunun nasıl yapılabildiğini de biz de öğrendik. Yani sadece Telefonla bağlanarak Kaan bize talimatlar veriyor ve becerebiliyoruz artık. Ama bunun için zooma ihtiyacımız var. Bak görüyor musun? Bir pandemi bize neler öğretti yani? Zoom diye bir şeyin ben varlığından haberdar bile değildim. Yaz döneminde ara verdik. Sonbaharda tekrar başlayacağım. Hatta başka fikirlerim var. podcasti belki bu şimdi şöyle bir şey oldu çok enteresan. Sen yürüdükçe bir takım talepler geliyor ve e, anlıyorsun hani e, ne yani nasıl bir etkileşim olduğunu anlayabiliyorsun. Bazı arkadaşlarım dediler ki eski ben sabah yayınlıyordum videolarımı. Şimdi etkileşimlere bakarak biraz akşam saatlerine çektim. Ama bence sonbaharda yine sabaha döneceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Sabah yayınladığım dönemde bazı izleyicilerim dediler ki biz seni sabah koşarken dinliyoruz. Yani videonu izleyemiyoruz ama videoyu açıyoruz, sesi kulağımıza takıyoruz. Sabah koşumuz sırasında veya sabah yürüyüşümüz sırasında spor yapan arkadaşlarım var. Seni dinliyoruz. Bu sesi podcastlere de yüklesen ne iyi olur dediler. Öyle mi peki? Niye olmasın? Şimdi bir onu düşünüyorum ve belki oradan yeni bir podcast serisi çıkabilir. Zaten çok iyi örnekler var. Ben mesela Nilay örneğe bayılıyorum. Gerçekten ilk o başlattı bu işi ve çok tatlı yapıyor. Bir de Z kuşağı ile ilgili bir program fikrim var. Onu söylemeyeyim. <laughs> Becerebilirsem görmüş olursunuz zaten. Ya, planlarım da var, hayallerim de var. Henüz o noktada değiliz. Ben orada başka bir fikrim var ve Hakan'ın bütün ısrarlarına rağmen gelirleri o yüzden 5 aydır açmadım. Bundan bir hafta önce Hakan yeter artık Özlem Hanım, açalım şu gelirleri dediği için açtım ama orada da işlemleri yanlış yaptığım için kimlik doğrulama yapmak gerekiyormuş falan filan. Şimdi o bölümlerini öğrenmekle meşgulüm. Şu ana kadar 5 ay içinde 112 dolar kazandım büyük para. Hep beraber yeriz diye düşünüyorum <laughs> gençler. Patreon'u ve katılı açmayı düşünmüyorum. Çünkü Patreon ve katılda size kimlerin nasıl destek verdiğini göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz ve üzerinde hükmünüz geçmiyor. Çok iyi niyetli destekler olduğu gibi biz gazetecilik yapmaya çalışan bir kitle olduğumuz için çok kötü niyetli destekler de gelebilir. O yüzden orada bazı endişelerim var ve onu açmayacağım. Sadece işte bu reklam hani kendi algoritması içinde reklamlar var ya onları açtım. Ama bir vadede açık yani beni izleyenlere açıkça ifade edilmiş sponsorlu e, gündem bültenleri yapmaya başlayacağım. Onun da bir vadesi var diye düşünüyorum. Biliyorsun yeni nesil gazetecilikte Aposto gibi, Kapsül gibi, E-Postanıza doğrudan gelen ya da Gazete Pencere gibi dijital gazetecilik uygulamaları ve örnekleri var. Ve Aposto'da mesela bülten okumaya başlamadan önce bültenin başında bugün bu, bu bu haber bülteni size şu firma tarafından sponsor edilmiştir diye bir bilgi var ve o firma ile ilgili de Bilgiyi görüyorsun. Bu kadar açık vergilendirilmiş. Benim izleyicilerimin de açıklıkla bildiği işbirlikleri yapacağım, ama onun dışında başka bir gelir modeli düşünmüyorum YouTube'da. Ben Türkiye'de içinden geçtiğimiz bu zorlayıcı dönemde herkesin bireysel sorumlulukları olduğunu düşünenlerdenim. Biz gazeteciler olarak o sorumluluklarımızı bir yere kadar yerine getirmek için uğraşıyoruz, direniyoruz. Hayır dediğimiz şeyler, evet dediğimiz şeylerden çok daha fazla birçok şeyden fedakarlık ediyoruz. E, doğrusu da bu. Bunun için de kimseden alkış beklememeliyiz, e, bekleyemeyiz. Çünkü işimizin gereği bu zaten. Benzer şekilde iş dünyasının ve reklam vereninde de Türkiye'deki süreçle ilgili sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer hem dinleyicilerimiz hem reklam veren sorumlu davranırlarsa bence Türkiye'de büyük kurumların çok ciddi reklam ve halkla ilişkiler bütçeleri var bu bütçeleri Kimsenin okumadığı ve izlemediği itibarı üç kuruşluk olan, sürekli manipülasyon yapılan ve Türkiye'de insanlara hakaret edilen ekranlara değil, iyi örneklere, objektif gazeteciliğe, insanların gerçekten büyük emekle ve fedakarlıkla yapmaya çalıştığı işlere verirlerse bu desteği, kendileri de itibar kazanırlar ve bu, bu başladı. Şu anda Türkiye'deki büyük gruplar gerçekten de bağımsız gazetecileri desteklemeye başladılar. Aksi takdirde Medyascope mesela nasıl yaşayabilirdi? Aksi takdirde Açık Radyo, ki Açık Radyo bu işin açık destek programıyla ilk e, uygulayıcısı oldu. E, sen hatırlamazsın, <laughs> küçüktün o zaman büyük ihtimalle. Ömer Madra Açık Radyo'yu kurduğunda ya büyük olay olmuştu ve e, e, dinleyici destek hattından arıyorduk. Ben Büşra'nın programına her ay 500 TL göndermek istiyorum, gönderiyordum ben Uzun yıllar destekçisiydim Açık Radyo'nun. Dolayısıyla bunlar mümkün yapılabilir. Ee, tabii ki o helikopterle inilen medya plazalara falan onlara geri dönüş yok. İhtiyaç da yok bana sorarsan. Gazetecilerin çok para kazanması gerekmiyor. Öyle büyük hayatlar kurmak. E, kimsenin hiçbir gazetecinin de hiçbir gerçek gazetecinin de derdinin olduğunu da zannetmiyorum. Ya yani bilmiyorum bir profesörün Türkiye'de kalp ameliyatı yapan veya bir çocuğa karaciğer nakli yapan bir profesör hekimin 5 bin lira 6 bin lira kazandığı bir ülke Ülkede. Herkesin ayakları yere basmalı diye düşünüyorum. Yani onun için benim kafamdaki gelir modeli biraz başka. Kanalımla ilgili Hakan beni öldürür söylemezsem abone olun. <laughs> Kanalıma abone olun. <laughs> Ay Şimdi en zor bölümü bu biliyor musun? Bu dijitalde gazetecilik yapma Ama abone olun. <laughs> Hakan'ı çok seviyorum. Hakan şahane bir insan. Yani çok güzel çalışıyoruz birlikte. Enerjilerimiz çok uydu. Benim kafamı çok iyi anladı. Onun kafası bana çok iyi geldi. Yani böyle bir kardeş gibiyiz yani. Abla kardeş gibi falan. O yüzden Hakan'a da bütün emekleri için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerime beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Senin gibi genç meslektaşlarıma beni onore ettikleri için, unutmadıkları için ve bu alanlara çağırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Meslek bu, Türkiye'nin gerçekleri bu. Vazgeçecek halimiz yok, gidecek halimiz yok. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede ne şekilde yapabiliyorsa. Bizden kurtuluş yok. Ha, öyle işte. <laughs>